Ve nihayet GTA 6'nın ilk fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Normalde 5.12.2023 tarihi itibariyle saat akşam 5'te yayınlanması gereken fragman ansızın gece 3'te falan yayınlanmış. Tabii bizim haberimiz olmadı, o saatlerde uyuyorduk. Sanırım GTA 6 fragmanı sızdırılmış ve o yüzden oyunun yapımcıları GTA 6 fragmanı daha erken yayınlamak zorunda kalmışlar. İyi ki de sızdırılmış, çünkü daha fazla beklemek istemiyordum açıkçası. Sabah uyandım, bir baktım GTA 6 fragmanı yayınlanmış abi. Yayınlanır yayınlanmaz da tabii görür görmez de bizler de izledik. 1,5 dakikalık bir fragmandan bahsediyoruz. Normalde fragmanın kısa olmasından dolayı biraz çok fazla detay göremeyeceğiz diyenler olmuştu ama 1,5 dakikada bayağı bir detay gösterdiler diyebiliriz. Fragman doyurucuydu. Beni tatmin etti, birçok kişiyi tatmin etti. Herkes fragmandan memnun arkadaşlar. Memnun olmayanlar da var. Olumsuz eleştiri yapanlar da var. Onlara da tabii ki de saygımız sonsuz. Ama ben kendi açımdan baktığımda, yani daha ilk fragman olduğu için gayet güzel bir gösterim yapmışlar. 2025 senesinde çıkacağı söyleniyor. Yani o şekilde duyurmuşlar fragmanda. O yüzden daha arada çok fazla geliştirmeler yapılabilir, yeni şeyler eklenebilir. Bu yüzden fragmanda çok fazla detaya, çok fazla şeyi eklememelerini normal buluyorum. Fakat 2024 senesinde güzel bir gameplay fragmanıyla asıl GTA 6'yı o zaman göreceğiz. Bunun haricinde şehrin bir kısmı gösteriliyor. Şehrin neye benzediği bir kısmı gösteriliyor ve çok beğendim şehri. Özellikle de sahil kısmı efsane duruyor. Turkuaz mavisi, çok güzel bir Miami şehri. Harika plajları var. İnsanları çok canlı, dolu dolu. Çok fazla insan kalabalığı var. Zaten büyük bir şehir, insan kalabalığı olması da normal. Her insanın farklı bir aktivitesi var. Kimisi güneşleniyor, kimisi arkadaşıyla birlikte yürüyor, kimisi köpeğini gezdiriyor, kimisi ise TikTok çekiyor abi. Günümüzün sorunu maalesef ve görmüş olduğunuz gibi her detayı düşünmüşler ve uçsuz bucaksız gibi gözüküyor. İleriye doğru baktığınızda sahilin böyle sanki bitmeyen bir sahilmiş gibi, uçsuz bucaksız sonsuza kadar gidiyormuş gibi bir görüntüsü var. Şehrin yukarıdan bakışına baktığımızda tam böyle kuş bakışı olmasa da şehrin arasında nehirlerin geçtiğini görebiliyoruz. Yani şehrin aslında GTA 5'teki gibi bir bütün olmadığını, aralarda nehirlerin olduğunu ve bir yerden bir yere giderken köprüleri bol bol kullanacağımızı görüyoruz. Yani küçükken SimCity oynamış biri olarak bu şehir tasarımını yapan arkadaşlar gerçekten de güzel tasarlamışlar. Mesela şöyle bir görsel var. Burada da adalar olduğunu görebiliyoruz. Şehrin içinde adalar var. Bir tane kargo gemisi var. Demek ki bir kargoculuk olacak. Belki de bir kargo şirketi kurabileceğiz ve kargo üzerinden para kazanıyor olabiliriz diye düşünüyorum. İşin ilginci, şurada iki tane köprü var. Birisi yıkılmış, iki ucu da bağlantısı kopmuş bir şekilde duruyor. Şimdi normal şartlarda baktığımızda Vice City gerçek bir belediye olsaydı, günümüzde Vice City diye bir belediye olsaydı ve şu köprüyü orada tutmazlardı. Günümüz şartlarında bu belediyeler köprüleri tamamen yıkarlar ve oraya ya yeniden köprü yaparlar ya da yanına farklı bir yerden köprü geçirirlerdi. Ama buradaki oyunun yapımcıları buradaki yıkık köprüyü özellikle eklemişler. Yani normalde bu köprü gerçek hayatta olsa dediğim gibi burada olmazdı. Demek ki buraya eklediklerine göre arkadaşlar burada Hızlı ve Öfkeli filminin sahnelerini aratmayacak, hikayeyle alakalı aksiyon sahneleri yaşayabileceğiz diye düşünüyorum. Tabi fragmanda özellikle, yani nereden baksan fragmanın 3'te 1 kısmında sosyal medya değiniliyor arkadaşlar. Demek ki oyunda sosyal medya kullanılacak, belki de bolca kullanacak, çünkü bu kadar sosyal medyayı göstermelerini boşuna görmüyorum. Belki de sosyal medyadan para kazanıyor olabileceğiz. Belki de canlı yayınlar yapıyor olabileceğiz. Çünkü burada sadece sosyal medyada video paylaşma yok, aynı zamanda canlı yayın yapma olayı da eklemişler. Görmüş olduğunuz gibi burada iki tane hatun canlı yayın yapıyorlar ve dans ediyorlar. Soygunlara gittiğimizde canlı yayın açsak ve soygunlar yapsak, sosyal medyada yayınlansak ne tür tepkili alırız, onu çok merak ediyorum. Bunun haricinde tabii ki de GTA 6'nın olmazsa olmaz iki tane ana karakterimiz var gibi duruyor. Birisi Lucy, diğer ise Jason. Tabii sadece bu iki karakter olmayacak, yan karakterler de olacak. Hikayeyle ilgili mesela baktığınız zaman Lucy'nin bir hapishanede olduğunu görüyoruz. Acaba Prison Break gibi hapisten kaçma olayı olacak mı? Belki de Jason, Michael Scofield gibi hapishaneye girip Lucy'yi kaçırmak için önceden planlar yapmış olabilir arkadaşlar. Ama yapılmışsa 10 numara olur, tadından da yenmez. Tabii hikayeyi, senaryoyu güzel yazdılarsa, güzel bir senaryo oluşturdularsa. Şimdilik söyleyeceklerim fragmanla ilgili bunlar. Yeni gelişmeler olduğunda bu kanalda sizlerle paylaşacağım. Tabii yeni bir sistem topluyorum. Bu sistemin videosu da kanala gelecek arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.